3. Bugün Edremit'i çok güzel şekilde seyreden kale teras evlerindeyiz. Bu böyle yüksek olan mekanların isimlerine teras evleri diyorlar büyük şehirlerde. Simge Hanım, şöyle manzaramızı biraz anlatmak istersek. Burası Kalkın. Burası Kalkın yolu üzeri. Burası İbrahimce, burası da Edremit yolu üzeri olarak geçiyor. Edremit bölgesi tamamen şu bölgede. Ya şu arabaların geçtiği yer Edremit, Çanakkale, İzmir Çanakkale asfaltı, evet, diyebiliyoruz. Asfalt. Şu karşıda gördüğüm mavilik, bugün hava biraz kapalı, orası deniz anladığım kadarıyla. Evet. Burası yeni gelişen bir bölge. Yeni gelişen bir bölge. Tokilerin altında kalıyor ama. Onun dışında 130 metrekare yürütümüz var ve 120 metrekare de netimiz var. Ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyolu. Geniş bir mutfağımız var. Şöyle gösterelim. L bir mutfağımız var. Güzel renkler tercih edilmiş. Ankastre set takılacak. Müteahhit ankastre setsiz tat teslim ediyor. Bölgeye doğalgaz gelmiş. Evet, doğalgaz. Bakalım bunun kombisi takıldı mı? Yok, takılmamış daha. Kombi dışarı takılacak. Özür dilerim. Doğru. Burası ocak için hattı çekilmiş. Büyük buzdolabı için yer bırakılmış. Şöyle gösterebiliriz. Yine kaçtı bu RAL kodun ismi? 7022 RAL kodlu antrasit gri tercih edilmiş. Beyazla kontrast yapılarak ferah aydınlık bir görüntü verilmiş duvarlara. Burada 60'a 60 fayanslar tercih edilmiş. Zemini geniş göstermiş. Burada küçük bir ne odası? Burasını çocuk odası olarak da kullanabiliriz. Misafir odası olarak da kullanabiliriz. Şöyle burada küçük bir balkonu var. Şöyle bir manzarası bence keyifli. Ben şehir manzarasını çok severim. Şehrin taşrasına da baksa, denizine de baksa, şehrin aydınlıklarını, şehrin ışıklarını görmeyi ben çok severim. Kesinlikle gece manzarası harika olan bir gün. İnsan canı sıkılmaz en azından. Buyurun. Simge Hanım'ın tatlı sunumuyla devam ediyoruz. Güzel bir çelik kapımız var. Orada da yine beyaz ve antrasit grisi renk tercihlenmiş. Şöyle banyomuzu gösterelim. Geniş bir banyo. Muhtemelen 90'a 90 bir duşakabin kullanılmış. Ferah bir duşakabin. Benim gibi şişmanlar için de gayet ideal. Ortak banyomuz burası. Bir de ebeveyn banyosu var zaten. Evet, ebeveyn burası tamamen misafir için. Şöyle gelmeyelim. Burada ikinci odamız. İnce uzun bir oda, kapının arkasında ebeveyn banyosu var. Şurada ama. Çok geniş olmamakla birlikte bir duş alanı bırakılmış. Ampulleri takmamış adımların. Evet, şu an aydınlatmamız. Tavan yüksekliği de hemen hemen 2.95-3 diyebilirim. Yok, çok ben niye? Çekiyoruz, bakalım bir. 2.80 tavan yüksekliğimiz varmış. Acaba dedim karton kuyudan denk geldik. Burası geniş bir yatak odası. Ebeveyn yatak odası bence burası olsa daha mantıklı olur. Burası salon olarak da kullanılabilir. Salon olarak da kullanılabilir burası. Geniş bir yatak bir alan. Gezmediğimiz bir tek salonumuz mu falan? Evet, şöyle. Gezmeye mutfaktan başlarsanız salon nerede diye bir an düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Burada geniş içeriğiyle bir salonumuz var. Ölüfer petekleri döşenmiş. Neydi ismi? LED aydınlatma için kullanılıyor. Işık havuzumuz döşenmiş. Önü yine aydınlık. Aa, şu arabalar ne güzelmiş. Hangi firmanın arabaları acaba? Çocuklar da ne güzeldi şimdi. Geliyoruz abi, geliyoruz. Tamam. Otoparkımız var. Geniş bir otopark alanımız var. Açık otopark. Bu yörede henüz kapalı otopark ihtiyacı duyulmadı. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Mutlu günler. Edremit'ten kazalar nedir?